Cilt bakımı için nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Şöyle eski bir tarak seçiyoruz. Yağımızı alıyoruz. Bu şekilde ara ara saçlara tatbik ediyoruz. Sonra parmaklarımızla. Çok yoğun bir yağ olduğu için çok fazla bölgeye dağılacaktır. O yüzden çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Arıtırken zorlanırsınız. Bu şekilde saçın her tarafını tatbik edebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu yıkarken dikkat etmeniz gereken nokta, önce kuruyken sabun sürüyorsunuz. Ondan sonra sabunla bir güzel köpürmeye çalıştıktan sonra şey yapıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Benim aldığım şeyde şöyle iki tane şey geldi. Bir tanesi böyle rimel şey gibi, hani rimel fırçası gibi. Ama ben genelde bunu kullanıyorum. Şu şekilde önce kaşlarıma sürüyorum arkadaşlar. Göz altlarına sürüyorum bu şekilde. Göz altlarımızı hep bu parmakla tatbik ediyoruz biliyorsunuz. Şu şekilde. Ondan sonra da kirpik diplerimize sürüyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz şöyle. Kirpik diplerine sürüyoruz. Şimdi ben yarım saat kadar bunu saçımda bekleteceğim. Ondan sonra banyo yapacağım. Yarım saat kadar da bu bekleyebilir. Şimdi elinizde kalan bu artıkları yüzünüze sürebilirsiniz. Ama yüzü dikkat edin arkadaşlar. Bu tüylenme yaptığı için yüzünüze de tüylenme yapabilir. O nedenle bu konulara dikkat edilmesi gerekir. Bir de diğer önemli husus dudaklarımız. Dolgunlaştırdığını söylüyorlar. Arap yağı bulunca nereye süreceğini şaşırırmış misali. Biz de işte. Ama bakın dudaklarım rengi değişti. Görüyor musunuz? Dudaklarım gerçekten pembeleşti. Ha, çok ilginç, çok enteresan. Umarım video hoşunuza gitmiştir.